Merhabalar değerli arkadaşlarım. Ehliyet Hocam kanalına hoş geldiniz. 2021 Aralık ehliyet sınavı sorularıyla devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve her yeni videodan bu sayede haberdar olmayı unutmayın değerli arkadaşlarım. Yine Instagram'dan ehliyet.hocam adresinden değerli arkadaşlar bizleri takip edebilir ve buradan bazen soru çözümleri yapıyoruz. Katılabilirsiniz, sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Yine Android uygulamamızı Google Play'den arkadaşlar indirerek günlük soruları çözebilirsiniz diyorum. Yine bunlarla alakalı linkleri de aşağıda bulabilirsiniz açıklama kısmında. İsterseniz fazla vakit kaybetmeden hemen sorularımıza geçelim değerli arkadaşlarım. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir? Şıklarımız verilmiş arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ben hızlı gidebilirim yerine göre. Anlatılacak yerde yavaş gideceğim zaten. Durdurup siz devam edin veyahut da yavaş gittiğim yerde orada altta çarpı x yapıp biraz daha hızlandırabilirsiniz videoyu. Doğru cevabımız evet bu olacak arkadaşlar. Bunu gördüğümüz zaman 10 metreden, tabi buradaki sayı değişebilir, öncelikle onu söyleyeyim, hepsinde değişebilir. 10 metreden uzun araçların buraya girmesinin yasak olduğunu bizlere bildiriyor. Sebebi ne? Oraya girdiği zaman bu aracın dönüş yapamama tehlikesi var arkadaşlar bu sebepten. Diğerine baktığımız zaman şu dingilbaşı ağırlığın 6 tondan fazla olan araçların buraya girmesinin yasak olduğunu söylüyor. Genelde şehir içi yolların bozulmaması için bu tip levhalar konulur. Buna baktığımız zaman arkadaşlar aracın arkadan bakıldığı zaman genişliğinin 2,5 metreden olduğu zaman buraya giremeyeceğini söylüyor. Tabi sayı değişebilir, 3 metre olabilir falan değişebilir. 2,5 metreden genişse buraya giremezsin diyor arkadaşlar. Son olarak buna baktığımız zaman bize şunu söylüyor. Buraya 3,5 metre yükseklikten fazla olan araçların girmesinin yasak olduğunu söylüyor. Genelde üst geçit falan olan yerlerde olur bu. Dikkatli olmak gerekir. Kesinlikle böyle bir şey varsa girmeyin, yoksa aracınızın yarısı üst geçitte kalır. Siz düz devam edersiniz. Evet, zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Motorlu araçlar için zorunludur. Motorlu araçlar için isteğe bağlıdır. Teminat limitleri ve sigorta primi yasa ile belirlenir. Araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır. Doğru cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Kesinlikle isteğe bağlı değildir. Herkes için zorunludur. Zaten arkadaşlar bu tip sorular dikkat edin. İki şık birbiriyle çakışıyorsa genelde o iki şıkkın üzerine yürüyün. Tabi hepsinde demiyorum. Böyle hissedersiniz onu zaten. Aracın gösterge panelinde şekilde görülen akü şarj ikaz ışığı yandığı halde araç sürmeye devam edilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? Yağın azalması, akünün boşalması, fren hidroliğinin bitmesi, marş motorunun arızalanması. Evet, bu görmüş olduğunuz gösterge akü şarj ikaz ışığıdır. Genelde alternatör şarj etmediği zaman bu ışığı görürüz. Eğer böyle bir durum varsa kesinlikle akünün boşalması olacak. Doğru cevabımız. Ama arkadaşlar bizim bu işareti görmemiz farklı şeylerin de alameti olabilir. Ne bu? Eğer ön düzen konusunda okulda bir şeyde yani kursta biraz bilgi sahibiyseniz kayışlar vardır önde. Mesela fan kayışı vardır vesaire. Bu kayışlardan biri koptuğu zaman eğer alternatörü çeviren kayışla aynı kayışsa otomatik olarak da bu işaret yanacaktır. Benim tavsiyem derhal sağa çekin, uygun bir biçimde dörtlerinizi yakın ve servisinizi arayın. Çünkü daha büyük hasarlara yol açabilir. 4 zamanlı bir motorda sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır? 1. zaman, 2. zaman, 3. zaman, 4. zaman. Doğru cevabımız evet B şıkkı olacak arkadaşlar. İkinci zaman olacak. Hatırlayalım, neydi? Birincisi emme zamanıydı arkadaşlar, değil mi? Em, ondan sonra sıkıştır. Sıkıştır. Ondan sonra ateşle ya da işini gör. Ateşle sıkıştır. Emme zamanı, sıkıştırma zamanı. Emdi, sıkıştırdı, ateşledi, işini bitirdi. İş zamanda denilir çünkü buna. En son olarak ne var arkadaşlar?
Egzoz dışa atma var arkadaşlar. Egzoz zamanı var. Dumanlar dışarıya çıkıyor. Bu arada uygulamaya ulaşamayabilirsiniz. Yeni yüklendiği için Google Play'de aşağılarda çıkıyor. Aşağıda linkini bırakacağız yorumlara veyahut da açıklama kısmına. Oradan tıklayıp yine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sadece Play'de var bu arada. Ara geçişte bunu da söyleyeyim. Videonun sonunda bununla alakalı ayrıntılı bilgi vereceğim yine. Bu da bilginiz dahilinde olsun. Şekildeki karayolu bölümünde yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? İki şeritli yolun tek şeritli yola dönüşeceğini, çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini, kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini, devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini bizlere ne yapıyor? Bildiriyor arkadaşlar. Burada o zaman hangisi yer değiştirebilir? Evet, bu aracın sollama yapabileceğini bizlere söylüyor. Diğer düz çizgi tarafındaki araç ise sollama yapamaz. Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın karayolunda sürülmesi yasaktır demiş. Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse, aracın periyodik bakım süresi geçmişse, kasko sigortası yaptırmamışsa, sürülecek araç başkasına aitse. Doğru cevabımız evet, A şıkkı olacak. Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse arkadaşlar, karayolunda sürülmesi yasaktır. Bir bidon su ve ceza uygulaması yapılır arkadaşlar. Taşıt yolu üzerinde çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir? Yaya geçidi, sağ tehlikeli viraj, taralı alana girilmez, taralı alan içinde park edilebilir. Bakın yine demiştim biraz önce. İki tane çelişen şık varsa bunlardan biridir doğru cevap. Doğru cevabımız da C şıkkı, taralı alana girilmez. C ve D şıkları zaten birbiriyle ne yapıyor? Çakışıyor arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi kazazedede solunum olmadığını gösteren bir belirtidir? Bilincin kısa süreli kapanması, ağrılı uyaranlara cevap vermesi, yüzde soluk ve baş dönmesi, pardon, yüzde solgunluk ve baş dönmesi, göğüs kafesi hareketlerinin olmaması. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Göğüs kafesi hareketlerinin olmaması bize bunun en büyük belirtisidir, değil mi? Şekilde gösterilen marş motorunun görevi nedir demiş. Motoru çalışma sıcaklığında tutmak, motora ilk hareketi vermek, araca ilk hareketi vermek, aküyü şarj etmek. Burada iki tane şık sizi çeldirmek için verilmiştir arkadaşlar. Yine bakın birbiriyle çelişen şıklar. Doğru cevabımız bu arada B şıkkı, motora ilk hareketi vermek olacak. Bakın araca ilk hareketi vermekle motora ilk hareketi vermek bambaşka şeylerdir. Biri araca hareket geçirmektir, diğeri motoru harekete geçirmektir. Bizim marş motorumuz da almış olduğu elektrik gücünü ne yapıyor? Mekanik enerjiye çeviriyor ve motoru ilk hareketi veriyor arkadaşlar. Buraya hazır açmışken manifold dediğimiz şey şu arkadaşlar. Bakın şu çoklu boruya biz manifold diyoruz. Bu aşağı doğru giden egzoz manifolddur arkadaşlar. Şu bizim gördüğümüz fan kayışıdır. Bakın şu fan kayışıdır. Şu fan pervanesi. Şu da alternatör. Hani dedim ya biraz önce diyelim ki akü ışığı yanıyor. Demek ki akü şarj olmuyor demektir ve alternatör çalışmıyor demektir. Bakın şu kayış kopmuştur. Fan kayışı da buna bağlı olduğuna göre bu kayış kopmuşsa ne olur? Bir, kayış buralara dolaşabilir. Büyük bir arızaya sebebiyet verebilir. İkincisi ise aracın ısınmasına yol açabilir arkadaşlar. Evet. Aşağıdakilerden hangisi LPG'li motorların üstünlüklerindendir? Çevreyi kirletme oranı daha düşüktür. Ek yapım maliyeti getirir. Bagaj hacmini küçültür. Motor performansını bir miktar düşürür. Doğru cevabımız evet, A şıkkı olacak. Bu iyi bir şeydir. Çünkü diğerleri ise kötü şeylerdir. Evet, biraz yapım maliyeti gerektirir. Bagaj hacmini küçültür. Motor performansını bir miktar düşürür ama emin olun yani hani
büyük kar açmanıza sebep olur. Mesela az yakar biraz daha LPG'li araçlar diyebiliriz. Resimde görülen pozisyon aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır? Kalp durması, bacak kemiği kırılması, solunum yolu tıkanması, delici göğüs yaralanması. Evet, yara oturur pozisyon diyoruz arkadaşlar biz buna. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Delici göğüs yaralanmalarında bunu uyguluyoruz arkadaşlar. Solunum yolu tıkanmalarında Hemlik manevrası dediğimiz bir manevra uyguluyoruz. Instagram hesabımıza girip bunu görebilirsiniz, Hemlik manevrasını. Böyle arkadan dolanıp hızlı bir biçimde göğüs kafesinin hemen bitimine baskı uyguluyoruz. Böylece lak diye ağzından o çıkacak olan nesneyi çıkartıyoruz. Suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu ikinci defa tespit edilen sürücünün sürücü belgesi ne kadar süreyle geri alınır? 30 gün, 3 ay, 6 ay, 2 yıl. Doğru cevabımız D şıkkı 2 yıl olacak arkadaşlar. Şekildeki iki yönlü yolda bir numaralı aracı geçilen araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur demiş. Hızını arttırması, kesik çizgi tarafa yaklaşması, uzun hüzmeli farlarını ard arda yakması, gidiş yönüne göre sağa doğru yaklaşması. Doğru cevabımız evet, D şıkkı olacak. Mümkünse biraz daha biriye yanaşması ve diğer aracın onu kolayca geçmesini sağlamalıdır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeler arasında yer alır? Burkulan eklemin kalp seviyesinden aşağıda tutulması, burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi, burkulan eklemin sürekli hareket ettirilmesi, burkulan ekleme turnike uygulanması. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandaj ile tespit edilmesi olacak. Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? A 1 2 3, B 1 3 2, C 2 3 1, D şıkkı ise 3 1 2 demiş. Arkadaşlar, böyle durumlarda öncelikle kavşağın içerisinde dönelde bir araba varsa önce o geçer. O halde birinci aracımız ne olacak? 2 numara, yani C şıkkı demiş doğru cevabı. C şıkkı olacak. O zaman direkt C şıkkını işaretleyebilirsiniz. Bakın, sadece bu bilgiyi bilmek bana bu soruya hiç uğraşmadan doğru cevabın C olduğunu vermeme sağladı. Daha sonra 1 ve 3 numaralı araçlardan hangisi sağınızda kalıyorsa o geçecektir. Bu mu sağınızda kalıyor, bu mu sağınızda? Evet, 3 numara kalıyor değil mi? O halde bu geçecek. En son 1 numaralı araç geçecektir arkadaşlar. Bilinci kapalı, solunum ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır? Rentek manevrası, Hemlik manevrası, ayak bileklerinden sürükleme yöntemi, koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi. Arkadaşlar, doğru cevabımız A şıkkı olacak. Yine bunu Instagram hesabımızda aşağıda paylaşmış olduğum postlara bakarsanız görürsünüz. Rentek manevrası dediğimiz şeyde şöyle bir şey yapıyoruz. Araçın içerisinde sıkışmış olan kişiyi öncelikle ayaklarında gaz pedalının falan arasındaysa oradan bir kurtarıyoruz. Ondan sonra emniyet kemeri takılıysa çıkartıyoruz ve tıpkı bir ağacın yıkılması gibi adamın boynunu sabit tutarak kendimize doğru ne yapıyoruz? Yıkıyoruz. Tıpkı bir ağaç gibi dimdik, baş, boyun, gövde hizasını dik tutarak daha sonra araçtan hızlı bir biçimde çıkartıyoruz ve düz zemine yatırıyoruz. Biz buna rentek manevrası diyoruz arkadaşlar. Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin geç işarettir demiş. Doğru cevabımız, evet, durdurabilirsiniz arkadaşlar, hızlı geldiğim yerde siz durdurun. Doğru cevabımız bu olacak arkadaşlar. Geç anlamındadır bu işaret. Diğerlerine baktığımız zaman yavaşlama işaretini görüyoruz değil mi? Ne de fazla vakit kaybetmeyelim. Yine şuradan siz şuradan ne yapabilirsiniz? Bakabilirsiniz hangisinin ne olduğuna. İşaretleri burada da vereyim. Şöylece dediğim. Fazla vakit kaybetmeden devam.
Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir? Nefes alıp vermekle şiddetinin değişmesi, genellikle göğüs ortasında başlaması, dinlenmekle geçmemesi, uzun süreli olması. Doğru cevabımız B şıkkı, genellikle göğüs ortasında başlaması olacak arkadaşlar. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücüler aşağıdakilerden hangisini bildirir? Şeridin sağdan daralacağını, kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını, sağ tarafta bisiklet yolu olduğunu, şeridin sadece ileri seyir veya sağa dönüş için olduğunu. Arkadaşlarım, doğru cevabımız, evet, doğru cevabımız D şıkkı olacak. Yalnızca bu şeridin ileriye doğru ve sağa doğru olduğunu bildiriyor arkadaşlar. 20. sorumuz. İlk yardımcı kazazedenin sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar? 110, 112, 177, 185. Arkadaşlar, bu daha önceden değişikti. Hepsinin ayrı ayrı numaraları vardı. Ama artık hepsi birleştirildi. B'yi aradığınız zaman, yani 112'yi hepsine birden yönlendiriyorlar gerekli duruma göre. Eğer yangın varsa direkt itfaiyeye yönlendiriyor. Veyahut da yaralama varsa hem polisi hem de ambulansı yönlendiriyor şeklinde oluyor. Şekle göre sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur? Hızını azaltması, sabit hızda seyretmesi, durup kavşağı kontrol etmesi, tali yoldan gelen araçlara yol vermesi. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Değerli arkadaşlarım, böyle sorularda dikkat etmeniz gereken, bakın şu levhalar, bakın bu levhayı görüyorsanız bu aracın bulunduğu yerin ana yol olduğunu gösterir. Bu ters üçgeni görüyorsanız buranın tali yol olduğunu gösterir arkadaşlar. Bunu gördüğümüz zaman ana yoldaki araçlar hızını azaltmalı ve girecek olduğu kavşağa yavaş biçimde girmelidir. Yol hakkı ona ait olsa bile. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır? 1,5, 2,5, 3,5, 4,5. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. 4,5 saatten fazla araç sürmesi yasaktır arkadaşlar. Evet, yine ürkek ceylanlar gibi sürülen arabaları görüyoruz. Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş karayolunda sürekli bir numaralı aracın azami, yani en yüksek hızı saatte kaç kilometredir? A 50, B 70, C 90, D ise 110 verilmiş. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. 90 kilometre hızla gidebilir. Geçici hafıza kaybı, burundan kan gelmesi, göz bebeklerinde büyüklük farkı. Yukarıdaki bilgiler hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür? A baş yaralanmaları, B karın yaralanmaları, C göğüs yaralanmaları, D şıkkı ise omurga yaralanmaları demiş. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Baş yaralanmalarında bu olur. Hatta kafatası kırığı varsa kulaktan kan ya da sıvı gelebilir. 25. soru. Göz muayenesine ilişkin esaslara göre hangi rahatsızlığı olanlar herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilir? Gece körlüğü, renk körlüğü, iki gözü görmeyen, monoküler yani tek gözü gören. Arkadaşlar, doğru cevabımız B şıkkı. Eğer renk körlüğünüz varsa herhangi bir koşul aranmadan otomatik olaraktan ehliyetinizi almak için başvuru yapabilirsiniz. Diğerlerinde ise farklı şartlar aranmaktadır. Mesela monoküler için sadece araba sürebilir. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir? Bisiklet yolu, motosiklet yolu,
Bisiklet giremez, motorlu bisiklet yolu. Arkadaşlar bunu görüyorsanız kesinlikle burası bisiklet yoludur. Taşıtların buradan gitmemesi gerekir. Üzerine renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uygunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süreyle geçerliliğini korur? 30 gün süreyle, 40 gün süreyle, 50 gün süreyle, 60 gün süreyle. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. 30 gün süreyle arkadaşlar geçerliliğini korumaktadır. Bunlar dikkatli olmak lazım. Geçirdiğiniz zaman geçmiş olsun. Pamuğu demişim. Direkt hemen pamuk geliyor aklıma. Direkt bir bardak su ikramında bulunur arkadaşlar. Cezayı yazarlar. Aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır? Kendi kapasitesinden fazla ağırlık taşımalıdır. Ani dönme ve bükülme gibi hareketler yapmalıdır. Kendini ve yaralının güvenliğinden emin olmalıdır. Yangın, göçük ve patlama tehlikesinin devam ettiği durumları önemsememelidir. Yani direkt paldır küldür dalmalıdır demek istiyor. Doğru cevabımız tabii ki de gayet A şıkkı, C şıkkı. Öncelikle hem kendinin hem de yaralının güvenliğini sağlamalıdır arkadaşlar. Yoksa bunun haricinde oraya müdahale edip de yaralı sayısını çoğaltmanın anlamı yoktur arkadaşlar. Evet, devam edelim. Şekildeki otoyolda numaralandırılmış şeritlerden hangisi ayrılma yani yavaşlama şerididir? 1 numaralı şerit, 2 numaralı şerit, 3 numaralı şerit, 4 numaralı şerit şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. 1 numaralı şerit arkadaşlar. Bakın. Zaten 3 ve 2 numaralı şeritleri bir çizelim. Neden? Bunlar zaten normal seyahat ederkenki şeritler. 4 numaralı şeride baktığımız zaman burası hızlanma şeridir. Bakın çıkıyor. Hop, hızlandı gitti. Burada ise trafik bu yöne doğru akmakta ve hızımızın yavaşlaması için bu şeride giriyoruz. Biraz yavaşlayıp ondan sonra yolumuza yani normal artık diğer yola geçiş yapıyoruz. Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır? Bantlanır, yapıştırılır, değiştirilir, iple sarılır, halay çekilir. Evet, bunu horon teper diye de işaretleyenler var. Onlar lütfen burayı terk etsin. Derhal burayı terk et kardeşim diyor ya. Yine güldüm tanrım. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Değiştirilir. Bantlama, yapıştırma, iple sarma gibi durumlar tamamen saçmalık olacaktır. Çünkü orada ciddi manada basınç oluşacak. Bu basınca da kolay kolay bunlar dayanılmayıp aksi bir durumda lak diye gidebilir. 4 zamanlı benzinli motorlarda zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır? A. Emme zamanı, B. Sıkıştırma zamanı, C. Ateşleme zamanı, D. Egzoz zamanı. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Egzoz zamanı olacak arkadaşlar. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Motorun soğutma sisteminde kullanılan nokta 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 donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü arttırmaktadır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Asit, antifriz, saf su, elektrolit. Doğru cevabımız B şıkkı antifriz olacak arkadaşlar. Dizel motorlu araçların gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bize bildirir. Hangisi olacak arkadaşlar? Evet, bu olacak değil mi? Doğru cevabımız bu. Diğerlerinin anlama geliyor. Şu bizlere sis lambalarının açık olduğunu gösterir.
Şu bizlere arka camdaki ısıtma rezidansının açık olduğunu gösterir. Bu ise bizlere uzun farların açık olduğunu gösterir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir? Kan basıncının düşmesi, bilinç seviyesinin artması, cildin soğuk ve nemli olması, dudak çevresinin morarması. Doğru cevabımız B şık olacak, bilinç seviyesinin artması olacak arkadaşlar. İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür demiş? Isı enerjisini, hidrolik enerjiyi, nükleer enerjiyi, elektrik enerjisini. Evet, doğru cevap A şıkkı, ısı enerjisini arkadaşlar mekanik enerjiye çevirir. Nedir bu içten yanmalı dediğimiz motorlar? İşte benzinli motor, LPG'li motor, ondan sonra dizel motorlar. Bunların hepsi içten yanmalı motordur. Artık böyle dıştan yanmalı motorlar yok. Artık o buharlı gemiler falan filan terk edildi. Ne var artık? Sadece böyle içten yanmalı kullanılıyor. Hatta nükleer enerjiye geçiliyor belli noktalarda. Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yoldan kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir? Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır demiş. Evet, yoldan kaynaklı tehlike diyor. Evet, bu olacak arkadaşlar. Burada yolun gevşek bir malzeme ile kaplı olduğu, hani mıcırlı deriz ya, o tip bir yol oldu. Burada gördüğümüz ise rüzgar var arkadaşlar. Rüzgara dikkat etmek gerekiyor. Rüzgarlı yol diyor. Sollama yapmayacağız, hızımızı da dikkatli bir biçimde tutacağız. Direksiyonu da sıkı. Burada arkadaşlar kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını, burada ise havaalanının kenarından yakından geçiyorsak, bu Antalya Havalimanı'nda veya Isparta'da uçağı görüp de korkmayın diye bu işareti koyarlar. Çocuklara yapılan temel yaşam desteği uygulamasında göğüs kemiği kaç santim inecek şekilde kalp bası uygulanır demiş. 2, 5, 8 ve 11 verilmiş. Aman bana gidip de 11'i işaretlemeyin. Gerçekten damdan aşağı iterim arkadaşlar. İmamın pamuğunu görmenize sebebiyet veririm. O yüzden doğru cevap B şıkkı. Siz söylemeden ben vereyim. Arkadaşlar zaten 11 santimetre bastığımız zaman adam, affedersiniz, tek yani tost yaparsınız adamı. Tamam. Doğru cevap B şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi teslim işlemleri tamamlanmış araçların trafiğe çıkarılmasında müsaade eden ve muayene sürelerini belirleyen bir belgedir? Sürücü belgesi, araç imalat belgesi, mali sorumluluk sigortası, motorlu araç trafik belgesi. Doğru cevabımız D şıkkı, motorlu araç trafik belgesi olacak arkadaşlar. Moleküler, yani tek gözü gören kişilerde ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bu kişiler ticari araç kullanabilir. Biraz önce aslında ben bununla alakalı bir şeyler mızırdandım. Sürücü belgesi aldıktan sonra her yıl bir göz hekiminden sağlık raporu almaları zorunludur. Kullanacakları araç içinde sağında ve solunda olmak üzere en az 3 ayna olması zorunludur. Kendileri açısından konulan kurallara uyup uymadıklarının denetlenebilmesi için sürücü belgelerine moleküler ibaresi yazılır. Doğru cevap A şıkkı. Ticari araç kullanamazlar arkadaşlar. Dedim ya, sadece B sınıfı normal araçlar kullanabiliyorlar. Hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklı kusurdur? Lastik hava basıncının yetersiz olması, motorun gereksiz yere çalışır halde tutulması, ön düzen ayarlarının bozuk olması, frenlerin ayarsız olması. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Motorun gereksiz yere çalışır halde tutulması sürücüden kaynaklı bir kusurdur arkadaşlar. Doğru cevap B şıkkıdır o halde. Diğerlerine baktığımız zaman lastik basınçlarının yetersiz olması araçtan kaynaklı, ön düzen ayarının bozuk olması araçtan kaynaklı, fren ayarsızlığı yine neyden kaynaklı? Araçtan kaynaklı. Aşağıdakilerden hangisi donmaya maruz kalan hastaya uygulanan ilk yardım uygulamalarındandır? Tuzlu ayran içirmek, soğuk ortamdan uzaklaştırmak, vücuda sıcak uygulama ve
Hızlı masaj yapmak, hemen uyutularak dinlenmesini sağlamak. Doğru cevabımız, evet, doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Soğuk ortamdan öncelikle bu uzaklaştırmak lazım değil mi? Ötekileri yapmazdan önce. Adam donerken ayran iç. Şunu yap. Biraz saçma olur zaten. Karayolu üzerinde hareket halinde olan veya pardon, hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir? Kayıp, hasar, tahribat, trafik kazası. Bunu bilinmeyeni dövüyorlar, damdan aşağı itiyorlar, sonra da arkasından kah 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 gülüyorlar arkadaşlar. Şahsen ben gülerim zuhahahah diye. Doğru cevabımız D şıkkı, trafik kazası olacak. Gidip de hasarı, tahribatı işaretleyen varsa lütfen yüzünü yıkasın, bir abdest alsın, gelsin. Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevre kirliliğini azaltacak önlemlerden biri değildir? Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları, araçlarını gereksiz yere çalışır halde tutmaları, araçlarının bakımını zamanında yaptırmaları, araç hızına uygun vitesle seyretmeleri. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Araçlarını gereksiz yere çalışır halde tutmaları azaltacak bir önlem değil, tam tersine arttıracaktır. Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Halay çekmek desem, siz şimdi oradan bana küfredersiniz. Hoca dalga mı geçiyorsun sen bizle? A. Sağlık personelinin niteliğini kazandırılması. Yani arkadaşlar bir nitelikli bir sağlık personelinin orada olması demek istiyor. B. Kazazedenin özel yaşamlarıyla ilgilenilmesi. C. Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması. D. Kaza yapmış araçların cins ve modellerinin tespit edilmesi. Doğru cevabımız C şıkkı. Tekrardan orada bir kaza riskinin ortadan kaldırılmak istenmesidir arkadaşlar. Motor çalışır durumdayken aracın gösterge panelinde yağ basıncı, ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır? Motor devri düşürülür, motor devri yükseltilir, motor hemen durdurulur, motor rölantide çalıştırılır. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Motor arkadaşlar derhal durdurulur. Çünkü motor yatak sarabilir arkadaşlar. Yatak sardığı zaman da aracımız çalışmayacaktır. Nasıl oluyor yatak sarma? Affedersiniz, aracın içerisindeki yağ miktarı azalınca elinizi şöyle birbirine sürtün, otomatik olaraktan ısınıyor değil mi? Bu ısınma daha da artar ve aracın parçaları, motorun bir parçaları birbirine kaynar. Böylece yatak sarma dediğimiz olay gerçekleşmiş olur. Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır? 5 metre, 10 metre, 15 metre, 20 metre. Doğru cevap A şıkkı, 5 metre mesafe içerisinde park etmek, duraklamak yasaktır. Fakat durulabilir. Hoca sen ne diyorsun? Kafayı mı yedin? Bakın, durmak, duraklamak, park etmek. Arkadaşlar, park etmek ve duraklamak, bu iki eylem gönüllülük esasına dayalır. Nedir yani? Park ediyorsan aracını artık orada koyacaksın demektir. Duraklıyorsan ya su içeceksindir, ya çişini yapacaksındır, ya yolcu indirip bindireceksindir, ya yük indirip bindireceksin. Bu duraklamaya girer. Durma ise sizi polis memurunun veyahut da kırmızı ışığın durdurmasına biz durma deriz. O yüzden burada durduğumuz zaman sıkıntı yok ama duraklama, park etmek yani keyfi hareket etmek yasaktır. Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanmak sırasındaki önceliğine ne denir? Okul geçidi, geçiş hakkı, yaya geçidi, geçiş üstünlüğü. Doğru cevabımız B şıkkı, geçiş hakkı olacak.
Hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler? Bakın, motor yağının da aşırı ısınmasını önlüyor. Cam suyu, fren hidroliği, akü elektrolitiği, motor soğutma suyu demiş. Doğru cevabımız D şıkkı, motor soğutma suyu olacak arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi kan şekeri düştüğünde görülen belirtilerden biri değildir? Titreme, zindelik, yorgunluk, aniden acıkma. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Zindelik, böyle bir şey yoktur arkadaşlar. Ama titreme, yorgunluk ve aniden acıkma belirebilir. Gayet basit şeyler. Bunlar şey olduğu için açıklamaya gerek duymuyorum arkadaşlar. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Yaya giremez, bisiklet giremez, at arabası giremez, motorlu taşıt giremez demiş. Arkadaşlar, doğru cevabımız D şıkkı. Buraya hiçbir motorlu taşıt giremez demek.